İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Flamingo Cenneti, Erçek Gölü kesin korunması gereken hassas alan ilan edildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bir günde 428 kişi koronavirüse yakalandı. 13 ölüm vakası kaydedildi. Rus Ortodoks Kilisesi Konstantinopolis'teki Ayasofya'nın statüsünü değiştirme girişimine karşı çıkıyor. Gülen'i desteklediği suçlamasıyla Türkiye'de 400 kişi daha tutuklandı. Moskova Konservatuarı Rektörü, Uluslararası Açadıryan Yarışması'nın organizatörlerinin kararı takdir edilmeli. Batı Ermenistan'daki Van'ın İpek Yolu ilçesinde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü, kesin korunması gereken hassas alan ilan edildi. Van Gölü'nün kardeşi olarak nitelendirilen ve bir set gölü olan Erçek'in ortalama 18.45 metre derinliği bulunuyor. Batı Ermenistan'da bulunan 453 kuş türünün yarısına yakınının görüntülendiği gölde onlarca kuş türü barınıyor. Göl, yerel türlerin yanı sıra flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanları arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük flamingo konaklama alanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden aktarılan bilgiye göre, Ermenistan Cumhuriyeti'nde 10 Haziran günü saat 11 itibariyle 428 kişi yeni koronavirüse yakalandı. 10 Haziran'da toplam 14.103 koronavirüs vakası doğrulandı. Toplam test sayısı bir günde 1749 olmak üzere 73.156'dır. Şu anda 8.573 kişi tedavi ediliyor. Son verilere göre son günde 772 olmak üzere 5.223 kişi iyileşti. Toplamda 10 artışla 227 hasta öldü. Önceki gün koronavirüs enfeksiyonu teşhisi konulan ancak başka bir hastalıktan dolayı 3 ölüm vakası kaydedildi. Bu tip vakaların sayısı 77'dir. Rusya Ortodoks Kilisesi'nin internet sitesinden bilgilendirildiğine göre, Rus Ortodoks Kilisesi'nin yetkilisi, Ayasofya Katedrali'nin mevcut müze statüsünün değişmeyeceği ve kilisenin camiye dönüştürülmeyeceği umudunu ifade etti. Bu konuda Moskova Patrikhanesi Dışişleri Bölümü Başkanı Metropolit İlaryon, Ayasofya'nın müze statüsünün değiştirilmesiyle ilgili herhangi bir girişim, bugün var olan hassas dinler arası dengede bir değişikliğe yol açacak. Kilisenin açık erişime sahip bir müze olarak kalması ve bu tür olayların dinler arası gerilimlere neden olmayacağı umudunu dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konstantinopolis'teki ünlü Bizans'ın Ayasofya Kilisesi'nin müze statüsünden çıkarılıp camiye dönüştürülmesi talimatını verdiği unutulmamalıdır. Bir zamanların ünlü Hristiyan Katedrali 1934'te Türk hükümeti tarafından müze statüsü kazandı. Ayasofya 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildi. Şu anda orduda görev yapan askerler de dahil olmak üzere Türkiye'de 400'den fazla kişi tutuklandı. Savcılık, Ankara'ya göre 2016 yılında darbe düzenlemeye çalışan muhalefet lideri Fethullah Gülen'i desteklediklerini iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Gülen, bu suçlamayı kategorik olarak yalanlıyor ve Washington, Ankara'nın kendisini iade etme talebini reddediyor. Davanın soruşturması 4 yıldır sürüyor. Tutukluların sayısı zaten 80 bini aştı. Bazı batılı kuruluşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyu muhalifleri susturmak ve konumunu güçlendirmek için kullandığını iddia ediyor. Birçok tanınmış kültür insanları 16. Uluslararası Arama Çadıryan Yarışması'nı selamladı. Rusya Federasyonu Başkanı'nın Uluslararası Kültür İşbirliği Özel Temsilcisi Mikhail Shvatkoy, Haçadıryan yarışmasının katılımcılarını karşılayarak salgın koşullarında yarışmanın uzaktan düzenlendiğini ve mevcut durumun bu olayın takipçisi ve dinleyicisi sayısını daha da artırdığına dikkat çekti. Moskova'daki Çaykovski Konservatuarı Rektörü Alexander Sokolov, Avrupa'daki birçok uluslararası yarışma pandemi nedeniyle ya iptal edildi ya da belirsiz bir sürede ertelendi. Bu anlaşılabilir. Ancak Haçadıryan adına uluslararası yarışmanın organizatörlerinin kararına hayranım. Engellere rağmen yarışma başarılı bir şekilde gerçekleşti ve dahası günümüzün 21. yüzyıl taleplerine tamamen farklı bir görünüm kazandırdı. Eminim ki Arama Haçadıryan bu kadar cesur bir adımı memnuniyetle karşılardı, dedi.
16. Uluslararası Sağ Çadıryan Yarışması'nın ilk turu bugünlerde devam ediyor. Yarışmanın ikinci turu 12-13 Haziran'da gerçekleşecek ve 15 Haziran'da yarışmanın kazananları 3. ve son turda açıklanacak. Kazanan, yarışmanın resmi orkestrası olan Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Arama Çadıryan'ın keman konçertosunu icra edecek. Dünyada ilk kez solist ve orkestra uzaktan performans sergileyecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Gebzi adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.